Hemen bir soruyla başlayalım. Bu dizelerde kelime biçiminde kaç zamir vardır? Şimdi kelime biçiminde vurgusunu yapmışsa ek biçimindeki zamirleri yani iyelik zamirlerini ve ilgi zamirlerini dikkate almayacağız. Hemen başlayalım. Sen bana elveda dedikten sonra dönmesen ne olur, dönsen ne olur? Daha bu iki dizede birden fazla yakaladım bile ben. Şuradaki sen sözcüğü ikinci tekil kişi zamiri öyle değil mi? Yine devamındaki bana sözcüğü yönelme hal ekiyle beraber ünlüsünü değiştirse de buradaki ben sözcüğünün de birinci tekil kişi zamiri olduğu söylenmeli. Bunları çok rahat yakalardın sen de olsan. Fakat görmekte zorlanacağın bir şey üzerinde konuşalım. Dönmesen ne olur? Dönsen ne olur? Buradaki ne sözcüklerinin türü için de kesinlikle soru zamiri demek mümkün olacak. Peki bu ne sözcüğünü sadece soru zamiri olarak görmek mümkün mü? Yoksa farklı türlerde de örnek olarak gelebilir mi karşıma? Bir bakalım hadi. Eğer ne sözcüğünü neden, niçin anlamıyla bir fiile yöneltirsen, o zaman elindeki bu ne sözcüğü için bir zarf demen gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, bu adam ne bakıp duruyor bize? Yani ne bakıyor, neden bakıyor gibi bir anlamla kullanılırsa böyle bir durumda zarf olduğunu söyleyebilirsin. Aynı şekilde bu sözcüğü bu sefer cümle içinde hangi anlamına gelecek şekilde bir isme yöneltirsen artık o sözcüğün zarf değil de sıfat olduğunu söyleyebilirsin. Yine bir örnek verelim buna. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yani hangi işle? İş bir isimse ve hangi anlamıyla kullanılmışsa bu sözcük, o zaman onun sıfat ya da zarf olduğu bu gibi durumlarda söylenebilir. Peki bunun dışında kullanılırsa ne sözcüğü? O zaman da soru zamiri demek mümkün olacak. Uğrunda gözyaşı döktükten sonra silmesen ne olur? Silsen ne olur? Yine şuradaki ne sözcüklerine bir takılalım. Neden olur anlamı var mı? Yok. Hangi olur şeklinde düşünülebilir mi? Hayır. O halde sıfat ya da zarf değilse bunlara soru zamiri denebileceğini bir daha tekrar ettik. Kelime biçiminde zamir sorulduğu için doğru cevap kesinlikle bolu olmalıymış bu soruda. Aşağıdakilerin hangisinde kişi adılı kişi zamiri belirtili nesne görevindedir? Kişi zamirleri şu ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleri ve onların yanında da kendi sözcüğü. Belirtili nesne olabilmesi için ne gerekecek peki? Bir fiil ya da fiilimsiye neyi, kimi ya da benzeri soruları sorduğumuzda yanıt almamız gerekecek. Bir bakalım hadi. O çiçeklerle çiçek, kuşlarla kuştu dediğimde o sözcüğü bir kişi zamiri evet ancak cümlenin öznesi göreviyle kullanılmış. Biri diyor ki ben de askerim. Şimdi şurada kullanılan ben sözcüğü bir kişi zamiri, bir belgisiz zamir. O yüzden bunu hiç dikkate almayacağız. Fakat hemen devamındaki örnekte ben sözcüğü yine bir kişi zamiri olmakla birlikte cümlede özne olmuş. İlk o görmüş bahar yelinin yüzünü. Bu cümlede kullanılan yine o sözcüğü bir kişi zamiri ve yine cümlede özne görevinde. Beni mi boğmak istiyor dalga? Beni sözcüğü birinci tekil kişi zamiri evet. Ve şuradaki fiilimsiye sorarsan kimi boğmak? Beni. Eğer fiil ya da fiilimsilere neyi kimi gibi soruları sorarak cevap alabileceksek bu sözcükten onun belirtili nesne olduğunu iddia edebiliriz. Peki bu belirtili nesne temel cümlenin değil de bir fiilimsinin yani yan cümlenin nesnesi görevinde kullanılan bir zamirle oluşmuş denebilir. Cevabımız Denizli'ymiş. Ben aydınlığı severim ve güneşi örneğinde yine ben sözcüğü cümlede özne olarak örneklenmiş. Kolay sorular bunlar. Bu tarzda birkaç soruyla devam edelim. Numaralanmış cümlelerin hangisinin yükleminde zamir görevli bir kelime kullanılmıştır. O halde unutma zamirler de cümlelerde yüklem görevi üstlenebilirler. Yeter ki arkalarında ne olsun? Bir ek fiil. Ek fiili hatırla. İdi, imiş, ise ve dır ekleri. Eklendikleri isim soylu sözcükleri yani isimleri, sıfatları, zamirleri ya da benzeri kelime gruplarını cümlede yüklem olarak kullandırtabiliyordu. Seni böyle görmek beni kahrediyor demişiz. Kahrediyor sözcüğü yüklem cümlede hem seni sözcüğünün hem de beni sözcüğünün nesne olarak kullanılmış kişi zamirleri olduğunu söyleyelim. Onun kaybolup gitmesine göz yumamam. Bu sefer yüklemimiz göz yummak. Dolayısıyla yüklemde bir zamir olmadığı ortada. Bu bir fiil. Şimdi size bundan fazlasını anlatamam. Gene cümlenin yükleminde anlatamam şeklinde bir fiil söz konusu. Cümlenin içinde geçen size sözcüğü de bu sefer dolaylı tümleç göreviyle kullanılmış. Onunla kimse ilgilenmiyor örneğinde aslında onunla sözcüğünün bir kişi zamiri, kimse sözcüğünün de bir belgisiz zamiri olduğu söylenebilir. Fakat onunla sözcüğü galiba bir edat tümleci göreviyle,
Kimse sözcüğü de cümlede özne göreviyle kullanılmış. Oysa bize yüklem görevinde kullanılan bir zamir lazım. Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. Cümlemizin yüklemi tam da buradaki kelime. Bu bir devrik cümle. Dolayısıyla yüklem sonda değil. At en sona. Ey sevgili sandalla denizden geçen ben idim. Eğer ben sözcüğü bir kişi zamiri ise ki öyle birinci tekil kişi zamiri ve üzerine idi ek eylemini aldıysa o mutlaka cümlede artık yargı bildirir bir hale gelecek. Yani yüklem görevi üstlenecek. Dolayısıyla bu soruda doğru cevap Edirne seçeneği olmalıymış. Evet, gelelim biraz daha YGS ya da KPSS'de karşılaşabileceğimiz şekilde mozaik soru tiplerinden birine. Bu dizelerle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Hatalı belirlemeyi arıyoruz. Kelime biçiminde ve ek biçiminde birden fazla zamir örneklenmiştir. Sen omzumda yorgan, elinde torban, sen mevsim işçisi, büyük gezginci. Bak, bu cümlelerde geçen sen sözcükleri birer kişi zamiri. Kelime biçiminde. Burayı örneklemiş olduk. Ek biçiminde zamirden kastımız neydi? İyelik zamiri ya da ilgi zamiri. İyelik zamiri dediğim şey de iyelik ekinden başka bir şey değildi zaten. Mevsim işçisi dediğimde bir iyelik eki var burada. Hatta omzunda yorgan dediğimde senin omzun, elinde torban dediğimde senin elin, senin torban. Bak, 4 tane iyelik eki bulduk. İyelik eki demek, iyelik zamiri demek. Dolayısıyla birden fazla ek biçiminde zamir de örneklenmiş. Bu seçenekte sıkıntı yok. Her iki dizede de ek fiil alan bir kişi zamiri yüklem görevindedir. Bak, hem kişi zamiri olacak hem de ek fiil alıp bunlar cümlede yüklem olacak. Ekip biçtiğiniz toprak sizindir. Evet. Dır ek eylemi bu kişi zamirini yüklem yapmış. Sizindir zorluğu, derdi, mihneti. Aynı şekilde aynı ek eylemin aynı kişi zamirine gelip onu yüklem yaptığı ortada. Burada da hata yokmuş. Nerede kelimesi durum ekiyle çekimlenmiş bir soru zamiridir. Nerede kelimesi. Durum eki dediğimiz şey ismin hal ekleri olacak. Bunun bir soru zamiri olduğunu söylüyor. Aslında geçmişte defalarca söylediğim bir şeyi söyleyeyim sana. Mesela buradaki soru sözcüğünün kökü nere sözcüğü, öyle değil mi? Eğer bir soru sözcüğü üzerine çekim eki almışsa nereyi, nerede, nereye, nereden, nerenin, neresi ya da benzeri herhangi bir çekim eki almışsa nereler şeklinde. Bu çekim ekini aldıktan sonra bu soru sözcüğünün üstlenebileceği, örnekleyebileceği tek bir kelime türü var. O da ne olmalı? Soru zamiri. Unutma, soru sözcükleri çekim eki aldıkları sürece soru zamiri olurlar. Peki bizden özellikle hangi çekim ekinin kullanılmasını istiyor bu seçenek? Durum ekinin. Bir bakalım. Bilmem ki nerede bu gizli rüzgar, nerede bu papatya kokulu bahar, nere sözcüğü deda ekini almış. Bunun ismin bulunma hali olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir durum eki. Ve durum eki dediğimiz şey bir çekim eki. Ve çekim eki alan bütün soru sözcükleri içinde bir soru zamiri dedik az önce. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Birinci ve üçüncü tekil kişileri karşılayan zamirlere yer verilmiştir. Birinci tekil kişi ben kişisi, üçüncü tekil kişi de o kişisi olacak. Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. İşte tam da şu ikinci dizede hem o hem de ben sözcüklerine yer vermişiz. Cevap galiba Edirne olacak. Bu dizelerde zamirler kişilerin adları yerine geçen kelimelerdir. O halde kişi zamirinden söz ediyor. Kim bilir şimdi neredesin? Senindir yine akşamlar. Burada zamir olarak kullanılan sözcükleri ben yuvarlak içine alıyorum. Kim? Neredesin? Senindir. Bu sözcükler arasında senindir sözcüğünün bir kişi zamiri olduğu belli. Fakat neredesin sözcüğü ve kim sözcüğü birer soru zamiri. Dolayısıyla dizelerdeki zamirler deyip tamamını kapsayacak şekilde bir ifade geliştirmişiz ve orada bir hata yapmışız E seçeneğinde. Birçok kelime ya da kelime grubu dilimizde farklı tür özellikleri gösterebilir. İsim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, zamir olabilir. Kastımız bu. O kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Yani isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, buna bir bakacağız. Hemen bakalım. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? O yıllar bir ismi işaret etti. O halde sıfat. O bağlar nerede, bahçeler nerede? Yine o sözcüğünün ardındaki ismi işaret etti ve işaret sıfatı olduğu belli. Aynı şekilde o gözlerden fışkıran kalbimin hazinesi örneğinde yine sıfat göreviyle kullanılmış. Belki bir gün o gelir diye bekliyorum. Bu sefer o sözcüğü herhangi bir sözcüğü nitelememiş. Gelmesi beklenen her kim ise o kişinin isminin yerine geçmiş. Dolayısıyla burada bir kişi zamiri olarak kullanılmış denebilir. Cevabımız Denizli olacakmış.
Hangi dağda bulsam ben o ceylanı demişiz. Yine o sözcüğü de ardından gelen bu ismi niteleyip bir sıfat göreviyle kullanılmış bu cümlede de. Oldukça kolay bir soruydu. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bir zamir değildir? Hadi bakalım. Çağımızda herkese burun kıvıran bir takım insanlar türedi. Herkese sözcüğü istisnasız her durumda bir belgisiz zamirdir. Unutma lütfen. Hemen alttaki örneğe bakalım. Nice insanlar birkaç parça mal mülk için yaşamlarını harcamışlardır. Buradaki nice sözcüğü birçok, bazı ya da ona benzer bir anlamda kullanılmış. Dolayısıyla belgisiz bir sözcük. Fakat dikkat et. Arkasında sanki bir isim var ve o ismi belirtme göreviyle kullanılmış. Dolayısıyla bu gibi durumlarda biz bu belgisiz sözcüklere ne demeyi tercih edeceğiz? Sıfat. İşte bu sözcük kesinlikle zamir örneği olmadı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız dediğimde yine istisnasız her durumda belgisiz bir zamirdir bu sözcükte. Birçoğu sözcüğü yine bu cümlede ardından bir isim gelecek şekilde kullanılmamış. Kastettiği isim her neyse, karşıladığı isim ya da isimler her neyse onların yerine geçmiş. Dolayısıyla bu da zamir olarak kullanılmış. Biri sözcüğü herhangi biri anlamıyla kullanıldığı için cümlede bunun da bir belgisiz zamir olduğu belli. Fakat B seçeneğinde bir sıfatla karşılaşmıştık. Doğru cevap da oymuş. Yine mozaik soru dediğimiz önemli soru tiplerinden biri var karşında. Bu numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir de İşaret zamiri iyilik zamiriyle birlikte örneklenmiştir. Yani hem işaret bildiren bir sözcüğü zamir yapacağız hem de üzerinde iyilik zamiri yani iyilik eki bulacağız. Hadi bir bakalım. Burası İstanbul diyenler yalan söylüyor. Ihlamur kuyu bir köy demişiz. Şuradaki burası sözcüğü sözü edilen işaret edilen yer mekan her neresi ise oranın adının yerine geçmiş. Evet burada bir işaret zamiri var kardeşim. Peki burası dediğimde aslında onun burası şeklinde kullanılarak aitlik bildiren bir ek yani bir iyelik ekine yer vermiş miyim? Evet. Peki bütün iyelik ekleri için biz iyelik zamiridir dedik geçmişte. Bu kesinlikle doğru bir ifadeymiş. A seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz o halde. 2'de ismin bulunma durumuyla çekimlenmiş işaret zamiri vardır. Bir işaret zamiri olacak ve adın bulunma durumu ekini alacak. Yani adın bulunma durumu eki de D daha 2. Bir köyde nasıl yaşarsa insanlar öyle yaşanıp gidiliyor işte burada. Bura sözcüğü bir işaret zamiri ve bulunma durum ekini almış. Burada da doğru bir tespit var. 3'te hem kelime biçiminde hem de ek biçiminde zamir örnekleri vardır. Artık neden bahsettiğimizi biliyorsun. Bir yanıyla çok güzeldir bu. Her gece kondunun kapısını çalabilirsin çünkü. Kapısı. Bak kapısı dediğimde bir iyelik eki var gibi. Bu iyelik zamiri. Yani ek biçiminde zamir. Aynı şekilde güzeldir bu dediğimde bir nesneyi ya da bir durumu bu sözcüğüyle işaret etmeyi tercih etmişiz. Orada da bir işaret zamirinden yani kelime biçiminde zamirden söz edebiliriz diyelim. Bu seçeneği de hemen eleyelim. 4'te dönüşlülük zamiri bir ismin yerini işaret yoluyla tutmaktadır. Dönüşlülük zamiri dediğimiz sözcük kendi sözcüğüdür. Hemen bir bakalım şu sözcüğü yakalayalım. Güvende hissedersin kendini. Büyük kentin kötülükleri sanki erişemez gece kondulara. Kendi sözcüğünün bir dönüşlülük zamiri olduğu doğru fakat şurada küçük bir hata yapılmış. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiri olmanın yanında bir isimle daha anılabilir. O da ne olmalı? Kişi zamiri. Kesinlikle işaret zamiri olamaz bu sözcük. Doğru cevap Denizli olmalıymış. Çünkü yanlış bir tespit yapılmış. 5'te kelime biçiminde zamir yoktur demişiz. Ancak gecekonduların dilsiz acılarını da yalnızca çekenler bilir. Gecekonduların acıları dediğimde şurada bir iyelik zamiri var denebilir. Fakat bu ek biçiminde bir zamir. Evet kelime biçiminde zamir yokmuş hakikaten. Bu da doğru. Doğru cevap bu soruda da Denizli olmalıymış. Bu dizelerde geçen altı çizili kelimelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Varın sizler onlar ile korularda el ele. Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkıyla yaşayın. Onlar şeklinde altı çizilen bu sözcüğün bir kişi zamiri olduğu söylenebilir. Üstelik üçüncü çoğul kişi galiba. Hemen bakıyoruz aşağı. Evet, özellikle şu seçenek gözüme ilişti. B seçeneği der ki, kaynaştırma ünsüzünü örnekleyen bir kişi zamiri vardır. Hadi onlar sözcüğünü bir tahlil et benimle. Aslında kökü o. Biz onun üzerine lerler çoğul ekini getirmişiz. Fakat bu ikisi direkt okunamayacağından, telaffuz gereği, bazılarının yardımcı ünsüz dediği ama aslında bir kaynaştırma ünsüzü de sayılabilecek, bir ünsüz türemesi de sayılabilecek bu ses olayına neden olan bir kişi zamiri var yukarıda. Dolayısıyla bu seçeneği rahatlıkla eler bu kelime.
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın demişiz. Kendi sözcüğünün dönüşlük zamiri olduğunu biliyoruz. C seçeneğinde bununla örneklemiş olduk. Zavallı ben elimdeki şu üç telli saz ile milletimin felaketli hayatını söyleyeyim demişiz. Aslında ben sözcüğünün de hemen şuradaki sözcüğünde birinci tekil kişiyi karşılayan bir zamir olduğunu biliyorum. Aynı şekilde milletim örneğinde, elim örneğinde iyilik eklerinin olduğunu, dolayısıyla bu iyilik zamirinin de bu seçeneklerde, bu dizelerde mutlaka kullanıldığı ortada. Ancak gelelim ilgi zamiri denen ki ekine. Orada bir problem var gibi. Elimdeki şu üç telli saz. Aslında elimdeki örneğinde dikkat et. Bir sıfat örneklenmiş. Saz bir isim. Hangi saz? Elimdeki saz. Bu sözcüğün tamamı için sıfat demek mümkün. Oysa el sözcüğü kesinlikle bir sıfat değil. Nedir? Bir isimdir. Peki bu ismi biz bu iyelik eki ya da şuradaki bulunma ekiyle mi bir sıfata dönüştüreceğiz? Kesinlikle hayır. Hemen işte o en sondaki ki ekiyle bunu yapmışız. Bir isimden sıfat türetmişiz. İsmi sıfat yaptığımıza göre bu ki ekinin ilgi eki değil de bir yapım eki olduğunu söylemekte fayda var. Peki ilgi ekinin görevi neydi tam olarak? Bir isim tamlamasında söylenmeyen sözcüğü karşılıyordu. Sana çok basit bir kopya vereyim. Bu senin %90 işini görecek. Eğer deki daki şeklinde karşına gelirse ki eki, tamam mı? O gibi durumlarda onun yapım eki olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Aynı eki im ekinin ya da in ekinin arkasından kullanırsam, tamlayan ekinin arkasından kullanırsam, o zaman da ona ilgi eki ya da ilgi zamiri deme şansın var. Bunu da lütfen unutma. Dediğim gibi seçeneklerde mutlaka işini görecek bir şey bu. O halde bir yapım ekiymiş bu, ilgi zamiri değil. Cevabımız Adana'ymış. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Bu senin en çok zorlandığın soru tiplerinden biri. Ama sıfat, zarf ve zamir ile ilgili videolar izlediysen bir sorunun kalmamıştır diye düşünüyorum. Bana atasözlerini açıklayan o bilgine niçin sormadın? Neden niçin soruları bir fiile yöneltildiğinde, ki genellikle böyle olacak, istisnasız mutlaka ne olacak? Bir soru zarfı. Bu küçücük oltayla o koca balığı nasıl yakaladın? Nasıl sözcüğü sıfat da olabilir, zarf da olabilir. Bir isme mi sorulmuş, bir fiile mi sorulmuş, bu çok belirleyici. Burada yakalamak fiiline yöneltilmiş. Dolayısıyla bunun da bir soru zarfı olduğu belli. Hangi güzel çağlar bana geri verecek güçlerimi? Hangi sözcüğü hemen arkasından gelen şu çağ sözcüğüne bir soru yöneltmiş, bir isme yöneltilen bu soruyla biz bir soru sıfatı örneklemişiz. Ey dünya, sen çıkınca ne kalır ondan geriye? Ne sözcüğünün bir soru zamirin olduğunu hemen burada tespit edelim. Onunla ilgili bir konuşacağız ama. Gömeyim mi artık hayallerimi, ümitlerimi? Eğer mi ile kurulmuşsa soru anlamı, bu sefer de neden söz etmek mümkün? Bir edatta. Cevabımız denizde olmalıymış. Ama birkaç slide önce söyledim. Eğer ne sözcüğü neden, niçin anlamıyla kullanılsaydı zarf olacaktı. Aynı sözcüğü hangi anlamıyla kullansaydık bu sefer de bir soru sıfatı olarak örnekleyecektik. Fakat yukarıdaki örnek bunlardan herhangi birine kesinlikle yakın değil. Dolayısıyla onun tek başına bir soru zamiri olduğu söylenebilir. Sağlamasında nasıl yaparsın biliyor musun? Biraz vaktini alacağım ama. Ey dünya, sen çıkınca ne kalır ondan geriye? Cevap vermeyi dene. Dünya, sen çıkınca ondan geriye bunlar kalır. Bak, bunlar sözcüğüyle cevap verebiliyorum. Bunlar sözcüğü de bir zamir. Bir soru zamirine zamirle cevap vermek mümkün olabilirdi zaten. Dolayısıyla bu şekilde de onun zamir olduğunu kanıtlamış olduk. Aşağıdakilerin hangisinde soruya verilen yanıt tamlananı zamirden oluşan bir isim tamlamasıdır? Bak, böyle sorularda lütfen biraz matematik sorusu çözer gibi davran. Bir isim tamlaması iki kelimeden oluşacak. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan olacak. Verilenleri yazıyorum, anlıyor musun? Ne yapacağız? Tamlanan sözcük zamirden oluşacak. Yani birinci değil de ikinci sözcüğün ne zamir olduğunu da söylememiş üstelik. Biz zamir olmasını bekliyoruz yanıt cümlesinde. Bütün gün onunla karşılaştınız mı hiç? Hiç karşılaşmadık. Bu bir isim tamlaması falan değil. Kadınlardan hangisi size gülerek baktı? Ahmet'in eşi. Evet, burada bir belirtili isim tamlaması var. Bu bir dursun elimizde. Şunu taşıyabilmek için kaç kişi olmalıyız? 5 kişi. Bu bir sıfat tamlaması. O yüzden bu da işimizi görmeyecek. Kaç katılımcı konuştu forumda? Konuşmacıların çoğu. Bu da bir isim tamlaması. Tıpkı B seçeneğinde olduğu gibi. Bu da elimizde durabilir. Ellerinde tuttuğu cüzdan kimin? Elbette benim deyip bırakmışız. Şu haliyle bir isim tamlaması olamamış buradaki ifade. O halde B ve D seçeneklerine bakacaksak hemen B seçeneğini de elememiz gerekir. Neden? Çünkü Ahmet sözcüğünün de eş sözcüğünün de birer isim olduğu belli. Orada bir zamir yok.
Ancak konuşmacıların çoğu örneğinde şu çoğu sözcüğünün bir belgisiz zamir olduğu, konuşmacılar sözcüğünün de bir isim olarak kullanıldığı, bir tamlayan olduğu düşünülürse doğru cevabın Denizli olduğu ortaya çıkıverecek hemen. Bu numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle için ne demişiz? Kelime biçiminde zamire yer verilmemiştir. Bir bakalım. Bir ulusun en değerli varlığı tarih boyunca kurduğu, geliştirdiği uygarlık eserleridir. Evet, şurada bir sözcüğü var ancak bu da bir ismin önünde gelip sıfat olmuş. Onun dışında herhangi bir zamire, sözcük biçiminde zamire rastlayamadım ben. Bu doğru bir ifade. İkinci cümle, kişi zamiri sıfat fiil grubunda yer almıştır. Her ulus yetiştirdiği kişilerin büyüklüğü ve onların gerçekleştirdiği eserlerin önemi oranında yücelir. Bak şuraya dikkat et. Onların gerçekleştirdiği eserlerin önemi. Aslında şuradaki dık ekiyle beraber bir sıfat fiil kurmuşuz. Bu sıfat fiil arkasındaki isimleri nitelemiş vesaire vesaire. Fakat o sıfat fiilin hemen önünde onların sözcüğünü de o fiilimsiyle ilgili olarak kullanmışız. Yan cümlenin içinde öge durumunda sanki. Ve bu onların sözcüğünün bir kişi zamiri olduğu, üçüncü çoğul kişi zamiri olduğu düşünülürse bu da doğru bir ifadeymiş. Üçüncü cümle, işaret bildiren kelime bir zamir örneğidir demiş. İşaret bildiren kelimeyi yakalayıp bir işaret zamirim ona bakalım. Bu eserlerin birikimi ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla ulusal miras oluşur. Şuradaki bu sözcüğünden söz ediyor galiba. İşaret bildiren bu. Ancak onun işaret ettiği isim hemen arkasında. Bir ismin yerine geçmemiş, o ismin önünde gelip o ismi işaret etmişiz. Dolayısıyla bu örnekte bir sıfat var denmeli. Burada zamir diyerek bir hata yapmış. Doğru cevap Ceyhan olmalıymış. Dördüncü cümle. Ek fiil alan bir zamir yüklem görevindedir. Bakıyorum hemen. Ulusal mirasın önemli bir bölümü bunlardır. Bu taşınmaz nitelikteki eserlerdir. Hem burada bir yüklem var hem de bunlardır sözcüğünde. Üstelik bunlar sözcüğünün bir işaret zamiri olduğu ve ek fiil alarak yüklem olduğu ortada. Bu da doğru bir ifade. Beşinci cümle, işaret zamiri özne görevindedir. Bir bakalım bu ikisi bir arada mı? Bunlar her ulusun yaşadığı ülkenin bir çeşit tapusu olan kentler ve anıtlar halindeki mimari yapılardır. Falanca falanca yapılardır bu cümlenin yüklemi. Bu şekilde yapılar diye nitelenen ne? Bunlar. Cümlemizin öznesi. Evet, bir işaret zamiri özne olmuş hakikaten. Doğru cevabın C olduğu konusunda artık daha da netleştirdik fikrimizi. Evet, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk demişiz. Güzel dizelerdir. Hemen devam edelim. Şuradaki benim, sizden, kendim sözcükleri birer kişi zamiri. Aynı şekilde ikinci dizede şurada bir belgisiz zamirden de söz etmek mümkün gibi. Devamında pek bir zamire rastlayamadım işin açığı. Hadi bir devam edelim bakalım. Birleşik zamir demişiz. Birleşik zamir örneği yok sanki. Ben, siz, kendi, şey, bu sözcüklerin hepsi basit gibi. Bunu bulamayacağız galiba. Belgisiz zamir. Unutma, her zaman aklında olsun. İstisnasız her zaman önündeki sözcüklerden ayrı yazılır şey sözcüğü ve türü bunun mutlaka belgisiz zamirdir. Edatla öbekleşen zamir demişiz. Yukarıda ilk dizede için sözcüğünün edat olduğu ve önündeki kendi sözcüğüyle beraber öbekleştiği bir edat öbeği, edat grubu oluşturduğu söylenebilir. Bir kişi zamiriyle öbek haline gelmiş. Bu da örneklendi kesinlikle. Kişi zamiri demişiz. Daha ilk iki sözcükte, hatta üç sözcükte kişi zamirinden söz edilebilir demiştik. Kendi sözcüğü aynı zamanda dönüşlük zamiri adıyla da anıldığından E seçeneğinin de bir örneği var yukarıda. Ancak yapıca birleşik bir zamire yer vermemişiz. Hiçbir sözcüğünü belki önemseyenler var aranızda. Hiçbir sözcüğü kesinlikle bir birleşik kelime. Ancak arkasından gelen şey zamirini belirttiği için onun sıfatı göreviyle kullanılmış. Bir soruda öncülde diyelim A seçeneğinde birleşik zamir istiyoruz. Oysa bu birleşik bir sıfat örneği. Dolayısıyla cevabımız Adana olmalıymış. Aşağıdakilerin hangisinde bir zamirle edat öbekleşerek cümleye birliktelik anlamı katmıştır? Hadi edatları ve zamirleri tek tek belirleyelim. O senin gibi çalışamıyor. Halbuki istese yapamayacağı şey yok. Şuradaki gibi ve önündeki senin sözcüğü öbekleşmiş. Bu duruma senin kadar üzüldüm diyorum. İnanmıyor musun? Demişiz. Buradaki kadar sözcüğü bir edat, önündeki sen sözcüğüyle beraber bir edat öbeği oluşturmuş. Sizinle tiyatroya gelirim ancak Mehmet gelmezse demişiz. Buradaki sizinle sözcüğünde ile edatını görmekte zorlanıyor olabilirsin. Dikkatli ol. Partiye gelmek isterdim fakat onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Burada hiç zaten yer vermemişiz. İstediğin yere git lakin onu da yanında götür demişiz. Burada da bir kişi zamiri var ancak edat yok.
Hemen arkasındaki DDA sözcüğü bir bağlaç. O yüzden ilk 3 arasında bir tercih yapmak durumundayız diyelim. İki seçenekten kurtulduk bile. Hadi şimdi onlara bakalım. Bizden istediği özellikle birliktelik anlamının olmasıydı değil mi? Senin gibi çalışamıyor derken galiba burada bir kıyaslama, bir durum anlamı söz konusu. Senin kadar üzüldüm derken de yine bir kıyas, bir karşılaştırma var denebilir. Ancak sizinle tiyatroya gelirim dediğimde sizinle birlikte anlamı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu soruda da doğru cevap anlam gereği C seçeneği olmalıymış. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demişiz. Kimsesiz odanda kış geceleri için ürperdiği demler beni an. De ki odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil odur haykıran. Şimdi bu dizeleri okuduktan hemen sonra seçenekleri bir çürütmeye çalışalım. Ek fiille çekimlenen zamir. Biliyorsun ek fiil almışsa bir zamir mutlaka cümlede yüklem görevi üstlenmiş olacak. Bak burada bir tane yakaladım. Odur. Hatta en alttaki dizede de bir tane var. Odur sarsan pencereleri. Bu bir devrik cümle. Cümleyi biraz daha kurallı hale getirirsen şunu göreceksin. Pencereleri sarsan o dur. Dır bir ekelem. Eklendiği o sözcüğünü yani kişi zamirini cümlede yüklem yapmış. O halde bunun örneği var denebilir. Nesne görevinde kişi zamiri. İkinci dizeye bakabilirsin. İçin ürperdiği demler beni an. Cümlemizin yüklemi bu. Peki bu fiile, bu yükleme sen kimi an şeklinde kimi sorusunu yöneltirsek beni sözcü cevap veriyor gibi ya. Onun bir belirtili nesne olduğu söylenmeli. Üstelik bir kişi zamiri bu. Bu seçeneği çürütmemize yaradı. İyilik zamiri almış bir kelime. Hemen bakalım. İyilik zamiri dediği şey iyilik ekinden başka bir şey değil. Kimsesiz odanda kış geceleri. Odan. Aslında burada senin odan şeklinde aitlik bildiren bir ekle karşılaştık mı? Evet. İşte bu bir iyilik eki. Haliyle iyilik zamiri almış bir kelime. Odan sözcü. Yüklem durumunda işaret zamiri. Aslında şu odur sözcüklerinin yüklem durumunda kullanıldığını biliyoruz. Ancak bunların bir işaret zamiri değil de kişiden söz ettiği, beni an dedikten sonra eğer bu ifadeler kullanılmışsa, dolayısıyla bir kişi zamiri olduğu belli. Doğru cevap Denizli olmalıymış, bunu söyleyemeyiz. Yapım ekiyle türü değişen belgisiz zamir. Kastı şuradaki kimsesiz sözcüğü. Dikkat et şimdi. Kimse sözcüğü aslında kesinlikle bir belgisiz zamirdir. Ancak ben onun üzerine siz ekini getirirsem ki bu bir yapım ekidir. Kimsesiz oda. Bak ne olmuş şimdi, oda bir isim. Nasıl oda? Kimsesiz oda. Nasıl oda? Kimsesiz oda. Peki şimdi bu kimsesiz sözcüğünün tamamı için nasıl sorusuna cevap verdiğinden bir ismin önünde gelerek sıfat olmuş diyebilir miyim? Evet. Bir zamirden sıfat türetmişsek bunu neye borçluyuz? İşte şuradaki yapım ekine. Tam da buradaki açıklamanın örneği olmuş o kimsesiz sözcüğü. Belgisiz bir zamirken belgisiz bir sıfata dönüşmüş. Bu soruda da doğru cevap Denizli'ymiş. Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede işaret zamiri vardır. Bu şiiri anlatır mısınız denince yapılacak tek iş onu bir daha okumaktır. Şimdi bu şiiri dediğimde aslında bir sıfat var, doğru. Fakat devamında onu dediğimde şiir sözcüğünü kastediyorum. Burada bir işaret zamirinden söz edilebilir. Bu seçenek örneklenmiş o halde. İkinci cümlede özne görevinde bir zamir vardır. Bir zamir olacak ve özne görevinde olacak. Başka türlü anlatılmaz çünkü o. Anlatılmaz yüklem. Anlatılmayan ne? Ya da kim? O. Cümlemizin öznesi. Peki bakma sonunda geldiğine. Yine devrik bir cümle olmuş bu. O sözcüğü evet bir zamirdir. Ve ne zamir olduğu ayrıntısına girilmemiş seçenekte. Cümlemizde de özne görevi üstlenmiş. Üçüncü cümlede bir basit zamir. Yapıdan söz ediyoruz. Kaynaştırma ünsüzünü örneklemektedir. Hemen bir bakalım. Buna karşın onu ille de anlatmaya çabalamak, yeniden yaratmaya kalkmak olur. Buradaki buna sözcüğü ve onu sözcükleri için birer zamir demek mümkün. Peki buradaki buna ve onu sözcüklerini tahlil ettiğimde arkalarından gelen hal eklerinin kaynaştırma ünsüzü türettiğini görebiliyor muyum? Evet. C seçeneği de doğrulanmış olduğu halde. Hemen dördüncü cümleye bakalım. Bu cümlede tamlayan ekiyle çekimlenmiş bir işaret zamiri örneklenmiştir. Tamlayan eki nasıl olacaktı? Bir isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan var demiştik. İlkinin aldığı ek genellikle tamlayan eki olacak, ineki. Ve bunun bir ne olmasını bekliyoruz? Bir zamir olmasını bekliyoruz. Tamlayan sözcüğün. Üstelik bir işaret zamiri. Bakalım. Bu ise kimsenin üstesinden gelemeyeceği bir iştir. Kimsenin gelemeyeceği. Burada aslında bir tamlama kurulmuş. Kimsenin sözcüğünde de bir tamlayan eki. Hatta bir zamir söz konusu. Fakat bu zamir bir işaret zamiri değil de bir belgisiz zamir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak gibi.
Beşinci cümlede geçen başka kelimesi zamir değildir. Gelindiği sanılsa bile yaratılan şiir artık bir şiir değildir, başka bir şiirdir. Başka şiir dediğimde evet, haklıymış seçenek. Başka sözcü burada bir zamir değil, bir ismin önünde gelip onu belirttiği için bir sıfat görevindeymiş. Doğru cevap bu soruda da Denizli olmalıymış. Evet, sağlam soru tiplerinden bir tanesi bu da. Bu cümlelerin hangisiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Sayı isimleri bir araya gelerek belgisiz zamir olmuştur. Üçü beşi duysun benim sesimi. Beni kaldırmaya gelsin odamdan. Üçü beşi. Şimdi aslında üçü beşi sözcükleri kesinlikle isimdir. Fakat bunları bir arada kullandığımda bir insan topluluğundan söz ettiğim belli. Ama sayıca net bir şey verememiş oluyorum. Dolayısıyla çokluk olur da sayıca netlik olmazsa orada belgisizlikten söz edebilirsin. Bak çok önemli bu. Belgisiz zamir dendiğinde aklına hep işte birçok, birkaç şey ya da benzeri sözcükler gelir. Ama bu gibi sözcükleri de belgisiz zamir örneği saymak mümkün. Ek fiil ile çekimlenen bir zamir yüklem görevindedir. Elbette ek fiil alan bir sözcük yüklem olacak fakat bunun zamir olmasını istiyoruz. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti. Şimdi yaz, yol yol sürüklenen sarı yaprak seninledir. Aslında seninle sözcüğünün ikinci tekil kişi zamiri olduğu ve sonunda aldığı dır eki ile beraber, bu ek fiil ile beraber yüklem olduğunu sen de rahatlıkla görmüşsündür. Bu da doğru bir ifadeymiş. Bir soru zamiri dizede özne görevindedir. Hem soru zamiri olmalı hem özne. Sarp dağlardan oyulmuş dört duvar içindeyim. Neredesiniz güneşler, neredesiniz ovalar? Aslında bir özne falan olmamış. Evet, buradaki neredesiniz sözcüklerinin birer soru zamiri olduğu doğru. Fakat bu cümlelerde güneş ve ova sözcükleri özne, bizim soru sözcüklerimiz de özne değil de yüklem göreviyle kullanılmışlar. Dolayısıyla üçüncüsünde yanlış bir tespit yapıldığı ortada. Basit yapılı bir belgisiz zamir örneklenmiştir. Sözcük hem belgisiz bir zamir olmalı, tür olarak hem de yapıca basit olmalı. Sevdamla gölgeli bir düştür ihtimal, bakıp bakıp kimine mahzunlaşan bu resim. Bak şuradaki bir sözcüğü ve bu sözcükleri birer sıfat, bunlara hiç odaklanma. Senin odaklanacağın sözcük buradaki kimine, yani bazılarına anlamına gelen bu sözcük olmalı. Bunun bazıları anlamına geldiğine göre belgisiz bir zamir olduğu belli. Üstelik kim sözcüğü üzerine sadece çekim ekler almış, yapıcı basit olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla burada da doğru bir tespit var denebilir. Kişi zamiri aldığı yapım ekiyle türünü değiştirmiştir. Bunu unutma, eğer bir zamir yapım eki alırsa zamir olarak kalamaz. Ya isme dönüşür, ya sıfata dönüşür, ya da zarfa dönüşür. Belki fiile de dönüştüğü söylenebilir. Bir bakalım, kendince bekliyor işte gelecekten umudunu, yorgun mu bilmem yaslamış geçmişe omzunu. Burada kendince sözcüğünün bir zamirden türetildiği belli. Kendi sözcü kesinlikle bir dönüşlük zamiri ya da kişi zamiri olarak bilinirken, aldığı C ekiyle beraber kendince bekliyor, nasıl beklemek sorusuna yanıt veren bir zarfa dönüşmüş. Dolayısıyla bu yapım ekinin bir zamiri, türünü değiştirerek yeni bir sözcük haline getirdiği söylenebilir. Burada da doğru bir tespit varmış. Hakikaten soruda da doğru cevap